Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Şevket Öğretmen. Yanıt Okulu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle 8. sınıf matematiğin çok önemli konularından olan Pisagor bağıntısını ele alacağız. Bu konu aynı zamanda geometrinin de temel köşe taşlarından bir tanesi. Arkadaşlar, bu konuda Pisagor amcanın temel bir teoremi var, onu ele alacağız ve birçok değişik tarzda soru çözeceğiz. Hazırsanız dersin açıklamalar kısmında bulunan dersin PDF'sinin çıktısını aldıysanız hadi gelin dersimize başlayalım. Arkadaşlar, ilk etapta Pisagor bağıntısıyla başlıyoruz. Neye biz Pisagor diyoruz bir bakalım. Dik üçgende 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs deniyor arkadaşlar. Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Şu demek arkadaşlar bu. Şimdi 90 derecenin karşısına biz, yani şu CB uzunluğuna hipotenüs diyoruz. Arkadaşlar, diğer iki dik kenarın karelerinin toplamı hipotenüs uzunluğunun karesi toplamına eşittir. Yani arkadaşlar, A kare artı B kare eşittir C karedir. İşte bunu sağlayan eşitliğe Pisagor denklemi diyoruz. Pisagor eşitliği diyoruz arkadaşlar. A kare artı B kare eşittir C kare oluyor. Ve arkadaşlar biz dik üçgende biz buna Pisagor bağıntısı diyoruz. Bir tane örneğimiz var. Hadi gelin bu örneğimize bir bakalım. Aşağıda verilen ABC dik üçgeninde hipotenüs uzunluğunu bulmamız isteniyor. Şimdi arkadaşlar, bu soruları çözerken aslında bu dersimde ve bundan sonraki dersimde çok temel pratik yolları vereceğim ama ilk etapta bu soru için Pisagor bağıntımızı uygularsak AC uzunluğu arkadaşlar bizim için nedir? Hipotenüstür. Hipotenüs. Şimdi bağıntı neydi? Hipotenüsün karesi. Yani arkadaşlar AC'nin karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamına. 8'in karesi artı 6'nın karesi. 8'in karesi 64, 6'nın karesi de arkadaşlar 36. Toplarsak AC'nin karesi ne geliyor arkadaşlar? AC'nin karesi 100 geliyor. Şimdi hangi sayının karesi 100'dür? Karekökünü alırsanız her iki tarafın AC eşitliği arkadaşlar karşımıza 10 olarak çıkıyor. Şunu unutmayın, aslında hem onun hem de eksi 10'un karesi 100'dür ama uzunluk hiçbir zaman negatif olamayacağı için cevabımız artı 10 olarak karşımıza çıkar. Şimdi sizlere bir uyarım var arkadaşlar. Bir dik üçgende en uzun kenara biz hipotenüs diyoruz. Yani 90 derecenin karşısı her zaman en uzun kenardır. Dikkat ederseniz bundan önceki dersimizde de açı kenar bağıntısını ele almıştık. Büyük açının karşısında büyük kenar var demiştim. Dik üçgenden bahsediyorsak 90 dereceden başka büyük bir açı olmayacağı için büyük bir kenar da olamayacaktır. Arkadaşlar, örneklerimizi çoğaltalım. Şimdi bu örneğimize baktığımız zaman AC uzunluğunu bulmamız isteniyor. Yine arkadaşlar dik üçgen mi? Evet, dik üçgen. O zaman hipotenüsse hipotenüsün karesi diyelim. Yani AC'nin karesi eşittir arkadaşlar. Kök 7'nin karesi artı arkadaşlar 3'ün karesi. Arkadaşlar, kök 7'nin karesi şudur. Karekök kareyi götürür mantığı izlenir. Cevap 7'dir. 3'ün karesi de arkadaşlar 9. Yani AC'nin karesi dediğimiz şey arkadaşlar 9, 7 daha arkadaşlar 16. Hangi sayının karesi 16'dır? Ya da her iki tarafın karekökünü alalım. Kare, karekökü götürdü. AC uzunluğumuz arkadaşlar karşımıza 4 olarak çıkıyor. Bitti, bu kadar. Hipotenüsün karesinin uzunluğu diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşit. Şimdi geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza. Sorumuza baktığımız zaman bir tane televizyonumuz var. Dik kenar uzunluğumuz 30 metre demiş. Yatay uzunluğumuz da arkadaşlar 40 metre. Şimdi diyor ki monitörün ekranı dikdörtgen şeklinde olup kenar uzunlukları 30'a 40'mış. Ve arkadaşlar köşegen uzunluğunu benden istiyor. Şimdi arkadaşlar şurası diktir. Haliyle burada bir ne vardır? Dik üçgen var. O zaman neyi söyleyebiliriz? Şu soru işaretinin karesi eşittir arkadaşlar 40'ın karesi artı 30'un karesine. 40'ın karesi 1600, 30'un karesi 900. Toplarsak arkadaşlar soru işaretinin karesi dediğimiz şey 2500'dür arkadaşlar. Her iki tarafın karekökünü alırsak tekrardan rengimizi bir değiştirelim. Kare, karekökü götürdü. Arkadaşlar, o zaman şu ifadede soru işareti de 25, 5'in karesi, çift 0 da zaten 100 demek. Karekökünü aldığımız zaman
100 arkadaşlar onun karesidir. Şu karede bu karekök götürür. 5 çarpı onun karesi olacağı için kare karekök götürecek. 10 olarak çıkacak. Soru işareti arkadaşlar 5 çarpı 10'dan 50 olarak karşımıza geldi. 50 metre. Soru işareti, soru işareti. Doğru cevabımız B şıkkı olarak karşımıza çıktı. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi Pisagor bağıntısı zaten çok önemliydi ama diğer çok önemli olan başlığımız özel dik üçgenler. Biz soruları çözerken arkadaşlar bunları adımız gibi bilirsek çok hızlı bir şekilde soruları çözeriz ve zaman kazanırız. İki kenarının uzunluğu bilinen bazı dik üçgenlerde üçüncü kenara Pisagor bağıntısı uygulamadan da bulabiliriz arkadaşlar. Bunun için bazı özel dik üçgenleri bilmek zorundayız. Bunlar nedir? 3K, 4K, 5K üçgeni. Yani arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeninin katları olan üçgenler. 3, 4, 5 mesela. Şimdi buradaki K'ye biz 2 verirsek 6, 8, 10'u elde ederiz. Buradaki arkadaşlar K değerine biz 3'ü verirsek 9, 12, 15 elde ederiz. Ve bunu arkadaşlar arttırabiliriz. İsterseniz bir de 4 verelim. 4 verirsek 3 çarpı 4, 12. 12. 4 çarpı 4, 16. 5 çarpı 4, 20 olarak karşımıza çıktı. 12, 16, 20 olarak karşımıza çıkar. Yani arkadaşlar kenar uzunlukları 3, 4, 5'in katlarıysa bu üçgen kesinlikle 3, 4, 5 üçgenidir deriz. Ya da arkadaşlar 5, 12, 13 üçgeni, 8, 15, 17 üçgeni ya da arkadaşlar 7, 24, 25 üçgeni. Karşınıza temel olarak bunlar çıkabilir ya da bunların katları çıkabilir. Yani nedir? 5'i 2 ile çarparsak 10, 12'yi 2 ile çarparsak 24, 13'ü 2 ile çarparsak 26. 10, 24, 26 üçgeni de karşınıza çıkabilir. Ya da burada arkadaşlar 8'i 2 ile çarparsak 16, 15'i 2 ile çarparsak 30, 17'i 2 ile çarparsak 34. Ya da arkadaşlar 7'yi 2 ile çarparsak 14, 24'ü 2 ile çarparsak 48, 25'i 2 ile çarparsak 50. Bu üçgenler karşımıza çıkabildiği gibi arkadaşlar bunların katları olan üçgenler de karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar şimdi bu konunun uygulamasına bakmak gerekirse karşımızda bir örneğimiz var. İsterseniz bu örneğimizi bir okuyalım. Şekildeki bayrak direği 12 metre yükseklikten bağlanan iplerle direğe uzaklıkları 5 metre ve 9 metre olan noktalara bağlanarak yere sabitlenmiş arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar bu iş için en az kaç metre ip kullanılması gerekir diye soruluyor. Şu şekilde baktığımız zaman, şimdi burası 5 ise arkadaşlar, burası 12 ise bir önceki sayfadan hatırlayacağınız üzere 5, 12, 13 üçgeni vardı. Çok güzel. Yani burası 13. Yine bir önceki sayfadan hatırlayacağınız üzere 9, 12, 15 özel üçgeni. Bitti bu kadar. Toplam kaç metre ip kullanılması gerektiğini sorduğu için arkadaşlar 13 ile 15'in toplamı karşımıza 28 yani C şıkkı olarak çıkar. Devam edelim. Geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza. Sorumuza bakarsak bir tane ağacımız var arkadaşlar, kırılmış. Diyor ki yerden 8 metre yükseklikten kesildiğinde ağacın kesilen kısmının ucu ağaçtan 15 metre uzağa düşmüş. Tamam. Arkadaşlar ağacın kesilmeden önceki yüksekliği kaç metredir diye soruluyor. Şimdi burası diktir. 8, 15 ne üçgeni vardır arkadaşlar? 8, 15, 17 özel üçgeni vardır. Yani burası 17. Ağacın baştaki kesilmeden önceki uzunluğu sorulduğu için toplam uzunluğumuz arkadaşlar 17 ile 8'in toplamıdır. 17 artı 8. Yani arkadaşlar 25 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza. Sorumuzu ilk etapta bir okuyalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularından bir tanesi. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Yani arkadaşlar a kare artı b kare, a kare artı c kare eşittir b kare. Aşağıdaki şekilde bir göl ve gölün çevresinde yapılması planlanan yürüyüş yolu, yani noktalı çizgiler, kuş bakışı olarak gösterilmiş. Tamam arkadaşlar. Bu yürüyüş yolunun aşağıdaki belirten kısımlarından hangisi en uzundur diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi tek tek hepsinde Pisagor bağıntısı uygulayacağız ve arkadaşlar uzunlukları bulmamız gerekecek. Şu şekilde yapalım. İlk etapta BA uzunluğunu bulalım. Yani bu uzunluğu. Haliyle şuradan bir dik indiriyorum. Ve şurayı birleştiriyorum. Arkadaşlar birim kareleri sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, şurası 6.
Yani arkadaşlar bu uzaklık 6 birim. Dikey uzaklığa bakarsak 1, 2, 3, 4 birim. Şurası da 4 birim. O zaman arkadaşlar BA'nın karesi eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani 16 artı 36. Yani arkadaşlar BA dediğimiz uzunluğun karesi 16 ile 36'yı toplarsak 52 gelir. O zaman biz BA uzunluğuna karekök 52 diyebilir miyiz? Evet deriz. Bitti bu kadar. Bu elimizde kalsın. Biz devam edelim. Zaten AF uzunluğu arkadaşlar karşımıza 1, 2 olarak çıkıyor. Şurası bir 2 birim. AF uzunluğu 2 birim. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi hangi uzunlukla devam edelim? EF uzunluğuyla devam edelim. Şurası. Şimdi onu da şuraya yazıyorum. EF uzunluğunun karesi eşittir arkadaşlar. Şurayı birleştiriyorum. Şurası 2 birim. 2'nin karesi artı. Şurayı dikey uzunluğu sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 birim olarak karşımıza çıktı. 7'nin karesi. Arkadaşlar 4 artı 49'dan EF uzunluğunun karesi 49, 4 daha 53 arkadaşlar. Haliyle her iki tarafında karesini alırsak EF uzunluğumuz kök 53 olarak karşımıza çıktı. Bu da bu kadar. BE uzunluğuyla devam edelim. BE uzunluğunun karesi arkadaşlar. Şurayı birleştiriyorum. Şurası 1, 2, 3 birim. Yani 3'ün karesi artı yatay uzunluğa baktığım zaman 1, 2, 3, 4 birim olarak karşımıza çıktı. 4'ün karesi. Arkadaşlar 3'ün karesi 4'ün karesi 5'in karesine eşittir. Yani BE uzunluğumuz 5'tir. O da kök 25'tir. Son olarak arkadaşlar ne kaldı? Gerçi CD uzunluğumuz da varmış ama direkt zaten 3 olarak söyleyebiliriz. CD eşittir 3 birim. Ve son olarak arkadaşlar BC uzunluğumuz kaldı. Şuradan diki birleştiriyorum. Diki oluşturuyorum. 1, 2, 3 birim. Şurası 3 birim. Yani şöyle yapabiliriz. BC'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın karesi. 9 artı 36. 36, 46, 45. Arkadaşlar BC uzunluğu da nın karesi de 45 ise karekök BC uzunluğu kök 45 olarak karşımıza çıkar. Baktığımız zaman hangisi daha uzun? EF uzunluğu kök 53 olduğu için en uzun kenarımız EF uzunluğu. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Arkadaşlar bir diğer sorumuza bakarsak veriler verilmiş. Kenar uzunlukları verilmiş. Kenar uzunlukları verilen üçgenlerden kaç tanesi dik üçgendir diye soruluyor. Arkadaşlar uzunlukların dik üçgen kuralını sağlaması için iki tane kenar uzunluğunun karesi toplamı diğer yani hipotenüsün karesi toplamına eşit olmak zorunda. Tek tek bakalım. Kök 11'in karesi 11. 5'in karesi 25. Toplarsak arkadaşlar 36 yapar. 36 da 6'nın karesi mi? Evet 36 6'nın karesi sağladı. Bir altındakine bakalım. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Toplarsak arkadaşlar 3, 4, 5, 61. Ama arkadaşlar 61 7'nin karesine eşit değil. Gitti. Devam ediyorum. 3 kök 5'in karesi. 3'ün karesi 9. Kök 5'in karesi 5. 9 kere 5 45. Kök 19'un karesi 19. Toplarsak arkadaşlar 45, 55, 65, 64 olur. 64 de arkadaşlar 8'in karesine eşit. Doğru. Dik üçgen oluştu. Ve son olarak 9'un karesi 81. 40'ın karesi de arkadaşlar 1600. Arkadaşlar eğer 1600 ile 81'in toplamı yani 1681 ifadesi 41'in karesi 1681'e eşitse bu da sağlanır. Evet arkadaşlar 41'in karesi de 1681'dir. Haliyle bu ifade de doğru. Toplamda arkadaşlar 3 tanesi dik üçgen oluşturur deriz. Arkadaşlar bir diğer sorumuzu ele alırsak. Koordinat düzleminde iki tane nokta verilmiş. Noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar bize iki tane nokta verildiyse ve bunlar arasındaki mesafe soruluyorsa kullanacağımız formül şudur. İki tane nokta verilsin arkadaşlar. A noktası X'e Y olsun. B noktası arkadaşlar hatta X1'e Y1 olsun. X2'ye Y2 olsun. Bunlar arasındaki mesafe yani AB uzunluğumuz. Arkadaşlar y'ler farkının karesi y2-y1'in karesi artı x'ler farkının karesi x2-x1'in
karesi ve sonucunda arkadaşlar karekökü'dür. Bu kuralı buraya uygularsak 7 eksi eksi 5. Haliyle AB uzunluğumuz, y'ler farkına bakıyorum, 7 eksi eksi 5. Şöyle yapalım, parantezimizi açtık, eksi 5. Bunun karesi arkadaşlar artı x'ler farkı 2 eksi eksi 3. Bitti, bu kadar. Şu kadar. Tamam. Arkadaşlar 7 eksi eksi 5 12'dir. 12'nin karesi artı 2 eksi eksi 3 5 demek, 5'in karesi. Bu da arkadaşlar AB uzunluğuna eşit olacak. Arkadaşlar özel dik üçgenlerimizi hatırlarsak 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir 13'ün karesi. Ne diyorduk? Haliyle bu ifadenin sonucu arkadaşlar 13'e eşittir. Yani doğru cevabımız 5 olarak karşımıza çıktı. Geldik bir diğer sorumuza. Arkadaşlar yine bu soru Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulardan bir tanesi. Sorumuza bakarsak dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Tamam. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir demiş. Bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Pisagor amca söylemişti. Pisagor teoremi. Şekil 1'de verilen kare biçimindeki karton parçasından şekil 2'deki gibi boyalı 4 tane eş dik üçgen arkadaşlar kesilip çıkartılıyor. Ve arkadaşlar bu üçgenler aşağıdaki gibi birleştirildiğinde alanı 16 santimetre karelik bir kare oluşuyor. Arkadaşlar hemen şu bilgiyi kullanalım. Şimdi bizim alanımız 16 santimetre kare ise ve bu şekil arkadaşlar kare ise, onun için ne deriz? Her bir kenar uzunluğumuz kesinlikle 4'tür. Yani tamamı 4. Burası da 4. Arkadaşlar eş dik üçgenler çıkarıldığı için bunun bizim bir kenar uzunluğuna 2 birim deriz. Şurası da 2 birim. Şurası da 4 birim. Bitti. Soru bitti. Arkadaşlar köşegen uzunluğuna da x dedim. Haliyle x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesine. Bakın şu bilgiyi adam size boşuna vermez. Burada kullanıyorum. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. Toplamları 20. X kare 20 ise arkadaşlar her iki tarafın kare kökünü alırsak x eşittir kök 20. 20 de 4 çarpı 5 olacağı için x eşittir arkadaşlar 2 kök 5. Bizden istenen şeye bakalım. Başlangıçta verilen karton parçasının bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın şu x dediğimiz şey uzunluk arkadaşlar. Köşegen uzunluğu başlangıçtaki arkadaşlar zaten bir kenar uzunluğumuzdu. Değil mi? Onun için x'i de biz bulduk. 2 kök 5, yani doğru cevabımız 5 olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar geldik bir diğer güzel sorumuza. Sorumuza bakarsak aşağıda bir duvar saatinin 3 farklı zamandaki görünümü verilmiştir. Tamam. Akrep ve yelkovanın uç noktaları arasındaki uzaklık saat 12'de 4 santim, saat 18'de arkadaşlar 28 santim olarak verilmiş. Bana sorduğu şey şu. Saat 21'de akrep ve yelkovanın uç noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Arkadaşlar ilk etapta size bir şey hatırlatmak istiyorum. Yelkovan her zaman neydi arkadaşlar? Saatte uzun olan parçamızdı. Bunu arkadaşlar x diyelim. Akrebe de arkadaşlar kısa olana da y diyelim. X olsun, y olsun. Şimdi birinci şeklimize baktığımız zaman bunlar arasındaki fark 4 ise akrep, yani x eksi akrep y. Şunu söyleyebiliriz. X eksi y eşittir 4. Birinci şekilden bu geldi. Çünkü arkadaşlar uzun olan, yani yelkovan x'ti. Arkadaşlar bunların toplamı da neymiş? 28'miş. O zaman ikinci şekilden de x artı y ne gelir? 28. Bitti, bu kadar. Hadi gelin biz şimdi bu iki denklemi kullanarak x'i ve y'yi ayrı ayrı bulalım. Şu şekilde yapıyorum. Taraf tarafa toplayacağım. X eksi y eşittir 4. X artı y eşittir 28. Taraf tarafa toplarsak arkadaşlar y'ler gider. 2x karşımıza ne olarak çıkar? 28, 4 daha 32. X ne olarak çıkar? 16. Arkadaşlar x'imiz 16 ise y'miz de 12 olmalı ki farkları 4 olsun. Y'de 12. Benden istediği şey arkadaşlar saat kaçtaydı? Saat 21'de. Yani akşam 9'daki şu uzunluğumuz. Yani burası soruluyor. Yani arkadaşlar aslında saat 21'de aradaki açı 90 derece olacağı için Pisagor bağıntısından şu hipotenüs uzunluğu soruluyor. Haliyle bakın şimdi. Şu kısa olan parçanın uzunluğu ben ne buldum? 12.
Uzun olan parçanın uzunluğunu yelkovan ne buldum? 16. 12, 16 ne üçgeni vardı? Bakın. 3'ün 4 katı 12. 4'ün 4 katı 16. Burası da 5'in 4 katı olacak arkadaşlar. Soru işareti karşımıza 20 olarak çıkacak. Çünkü arkadaşlar 3K, 4K, 5K'nın üçgeni vardı ya. Onun bir katı. 3'ün 4 katı 12. 4'ün 4 katı 16. 5'in 4 katı 20. Yani doğru cevabımız 5K olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.